Ya ağlamak da ayıp değil canım ya, duygulandık. Yani. Ne güzel, insanız, hissediyoruz. Sevinince de ağlıyoruz, üzülünce de ağlıyoruz. Bunlar mutluluk gözyaşları. Yani. Bence güzel gözyaşları. Allah ağlatmasın acıyla dertle. Ayrıca burada Şeyda Hanım'a da emeklerinden dolayı bugüne kadar yetiştirmiş, büyütmüş, büyük emek vermiş. Kendisine de bir vefa borcumuz var. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Evet, sağ olun, var olun. Hakkınızı helal edin. Gerçekten. Çok sağ olun. Yani helal olsun size. Çok güzel bir insansınız yani. Sizi çok takdir ediyorum. Ben 10 günlükken aldım o yavrumu. Bağrıma bastım. Hiç yabancı gibi görmedim onu. Benim yavrumdu o. Benim ailemi şenlendirdi. 10 yıl benim çocuğum olmadı. 10 yıl sonra benim evim çok şenlendi, çok değişti. Bazı şeylerin böyle güzel şeylere vesile olması çok güzel bir şey bence. İnşallah Allah bundan sonra yolunu, bahtını açık eder. Kesinlikle. Ağlamaz, her zaman güler yüzünü görmek isteriz yeğenimi. Kesinlikle yalnız değilsin bu saatten sonra, ağlama yani. Amcam sadece olarak ben hem senin amcanın hem baba yarısıyım. Maddi ve manevi her konuda biz senin yanındayız. Yalnız değilsin yani. O yüzden üzülmeni, ağlamanı istemiyorum. O yüzden buradayım ben de. İşte bundan sonra ben de. Mutlu olacaksın inşallah bundan sonra. Biz her şeyimizle yanındayız senin yani. Tam da gerçekten el bebek, gül bebek, büyüyen bir bebek. Sonra sizin 10 yıl sonra bir bebeğiniz daha oluyor herhalde. Evet. Şimdi Ethan'ın bir kız kardeşi de var. Onların abi kardeş nasıl araları? Çok, çok iyi. Çok, çok yani aşırı derecede düşkünler birbirlerine. O da size ne sürpriz olmuştur değil mi? Ben hiç beklemiyordum onu. Hiç beklemiyordum. Tesadüf. Tamamen tesadüf düşündüm. Güzel. Ethan. Bıraktım kendim işte sonunda. Ne yapayım? Ben de bıraktım biliyor musun? Ben de bıraktım. Ne yalan söyleyeyim. Ayağa gel. Aynen, ağlayasımız varmış. Allah kederden kederden ağlatmasın. Ağlayalım, ne yapalım. Bunlar çok ay, güzel gözyaşları. Ne his, ne yani hangi his sana bunu aldı? Ben sana baktıkça ağlıyorum. Açıkça söyleyeyim. Çünkü dediğim gibi Ethan gerçekten çok terbiyeli, efendi bir çocuk. Bizim ekip arkadaşlarımız onu çok sevmişler. O duygun bana çok yansıyor. Seni ağlatan ne? Bana mı soruyorsunuz? Ethan'a soruyorum. Ethan'a soruyorsun, evet. Beni ağlatan... Yani neyin ağlattığını da bilmiyorum. Mesela az önce karşılaştım. Şu gözler, şu göz olayları zaten artık. Direkt sanki... bir 20 yıl sonraki halime aynaya bakıyormuş gibi hissettim. Yine aynı şekilde. Evet, ben de yani bu duyguyu gençliğimi hatırladım. İşte bu duyguyu ben. Gerçekten. Evet yani. Gözlerine bu duyguyu bakınca... yaşamak istiyordum ben. Tolga baban değil mi hakikaten? Evet baba. Yani hani şey, bak mesela Tolga daha az benziyor size. Yani Ethan daha çok benziyor. Yani bu da kurban oldum Allah'ım. Yani bu da nasıl bir iş bilmiyorum ama işte o duyguyu yaşatacak herhalde karşı taraflara da çünkü. Yani aynen, kendinden bir parça göreceksin ki benim diyeceksin. Rabbim evet, onu ayarlıyor işte. Yıllardır görmemişler. Bana kızım küçükken sonra da diyordu ki anne ya DNA testi falan yapmadan. Aa burada bakıyorum hepimiz değil mi? Sulu gözler ortaya çıktı. Anne diyordu DNA testi falan yapmadan siz nasıl hani sarılıyor sizdekiler anne baba? Kızım diyorum gerek yok ki. Görüyorsun her şey ortada. O his var biliyor musunuz? Ya. O his yani çok farklı bir his. Yani ilk kez yaşıyorum o hissi. Dün de aynı şekilde abime sarılırken, teyzeme sarılırken hissettim. Yine bugün de aynı şekilde bu duyguyu hissettim. Yani o bambaşka bir şey ya. Ne DNA testi, ne başka bir şey testi. Hiç yani onlar... Yaşanıyor, anlatılmıyor. Gördün mü benim diyorsun. Evet. Bak diyor ki evet, mesela gerçekten. Akıbe gördüm, gençliğim mi gördüm onun suratına diyor. Evet, baban evet, öyle aynı şekilde. Onun da dün gençlik fotoğraflarına zaten baktığımda... Benim yani bundan işte benim 19-20 yaşlarındaki halimle aynı yani. Evet, biz de dün işte televizyonda izlerken de ben yani o kanıya vardım, tamam dedim. Yani bizim zürriyetimiz dedim yani gözlerinden yani yüzünden yani hareketlerinden bile çağrışım yapıyor yani onu hissedebiliyorsunuz yani. Hakkı Bey, anlatamıyorsun. Çok enteresan bir şey.
Yani anneden olan abisi de aynı. Evet. Yani diyorum ya, o yüzden kurban oldum Rabbim diyorum, başka bir şey söyleyemiyorum. Yani herkes aynı kan gibi, o, bu kadar nasıl benzeyebilir? Hani hiç benim mi senin mi diye düşünülecek bir mevzu olmayacak şekilde. Ha, zaten belliydi her şey. Ben o sırada hani abinizle takdir etmiştim benim çocuğum demesinden. Şimdi hani evet. bir uğraştıranlar da oluyor ya, benim de senin de sinir oluyorum onlara. Senin işte kimin? yani burada çok farklı anneler de gördük yani. Hani %100 olduğunu bildiği halde evet, benim değil diyen anne bile gördük burada. Neyse, görmediğimiz kalmadı artık diyoruz. Ama öyle mi? Hayır değil. Yani herhalde hayat devam ettikçe... Babayı görmek lazım şimdi. Ya baba ne durumda? Baba iyi değil. Anladım. O zaman Ethan da şimdi babasını buluşturacak. Telefonla bağlanan... Bir aile fotoğrafı çekelim ya. Dün harika. Telefona bağlanan baba... Laf ola beri gele değil, ciddi olarak arıyorum demişti telefondan benim lafımı anlayarak. Geldi buraya. Ve buraya gelmesiyle gerçekten... Hayır, yanıma daha çok yaklaştı. İstersen yer değiştirelim şöyle. Yanıma yaklaştı. Tamam, siz şöyle oturun. Abi sarılın bir anne oğul bari. Bunlar bu da ağlıyor, yapamam ya. Hadi gel böyle. Ne güzel, bak daha büyük bir ailen oldu. Bir kardeşin vardı, bir sürü kardeşin oldu. Gözlerini de bebek gibi böyle siliyor ya. Gözüm yaşlı çıkmayayım diye bu tarafta. Ay vallahi benimkiler kimin önüne çıkıyor. Uzaktan çek, güzel çek Ahmet bizi. Benim de aktı bütün makyajlarımı. İkideyiz, tamam. Güzel görünmek değil önemli olan. Güzel bir fotoğraf olsun. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.